kaçtın, yayından çıktın. Küfür eden sana, bak bir dakika, küfür eden oğlum. Sana küfür eden namussuzdur. Sana eksik yapan namussuzdur. Ben şimdi gidip sikerim beni bu şekilde çağıranı. Yayınımda edemezsin. Ben hiçbir zaman burada küfür etmiyorum. Ben ediyorum. Annesinin de anasını sikeyim. O zaman çıkar bizi. İşte sen böyle terbiyesiz. Küfür... Hayır, ben küfürüm var. Sen oğlum, sen benden niye küfür biliyorsun? Neyse, ben küfür... bir saniye. Tamam canım benim. Bir saniye. Sen artık bir bayan edemezsin. Bayan değil o, kadın. Annem o bayan değil, kadın. Canım benim. O diğeri yanında gider yapı değil. Erkek. Burada bir halindeyiz, merak etme. Yok, ben anladım zaten, sıkıntı yok. Şöyle, biz sana küfür atmadık ve bizim nasıl konuştuğumuz seni hiç alakadar etmez. Seninle nasıl konuştuğumuz seni alakadar. Ama sen bizim sana ne söylediğimizi anlamadan eğer konuşma yaparsan, biz seni anlayamayızsan bizi anlayamazsın Merve. Sen dinleyeceksin, ben dinleyeceğim. Çocuğumun anası, bir sakin ol. O yanındakine sana saygı göstermesi gerektiğini, seni insanların önünde, bir saniye, seni insanların önünde küçük düşürmemesi gerektiğini ona önce söyle. Sana bir şey diyeceğim, sen şu burnunu yaptırsana bir ara. Güzel misiniz ya? Burnumu gel içinde yaptırayım. Her neyse, bak şimdi sen yayına geldin, küfür ettin, tak beni yayından böyle. Merveciğim, sana küfür atmadım, seni ilgilendirmiyor. Ben siksonik rahatına takılan bir insanım. Ben kimseye küfür atmam. Burada özellikle bir küfür atabilecek yanındaki arkadaşa da söyle, istersen bir giyinsin, öyle konuşsun. Bak şimdi, istediğin kadar küfür edebilirsin, küfürlü konuşabilirsin. Herkesin konuşma tarzı farklı, anladın mı? Buna özgür ve hür irademizle yayın yapıyoruz. Eyvallah, ben buna bir şey demiyorum ama bir anda yayına girip de benim kim olduğumu bilmeden, karşındakinin kim olduğunu benim bilmeden... Senin kim olduğunu bilmekle alakalı en ufak bir şekilde, herhangi bir şekilde insanların hatırıyla gelmişim. Şimdi ben bir insanın kim olduğunu bilip bilmemekle değil, sikimin keyfine göre takılıyorum. Ve TikTok'ta da sikimin keyfine göre hayatıma devam ediyorum. Kimseye bir önem verdiğim yok. Kimseyi sikime taktığım yok. Kimseyle ilgilendiğim yok. Söz kesiyorsun sabahtan beri. O yüzden birbirimizi anlayamıyoruz. Yanındaki arkadaşın atlıyor. O oluyor, bu oluyor. Şimdi ben geldim senin yayınına. Sesim geliyor mu Merve? Tane tane birbirimizi dinleyebilecek miyiz? Çok tatlısın. Yanındaki kızdan ses gelirse ben maalesef yayından çıkmak zorunda kalacağım. Çünkü biliyorsun yani haddini bilmeyen insanlar öyle eksikliğe düşebiliyorlar. Şimdi ben güzel kardeşime geldim, dedim ki merhaba Irmak'cığım, hoş geldin Irmak. Dedim ki Merve, beni mi çağırdın? Merve kalktı, bir isim verdi, iki isim verdi, üç. Merve, ben gecelerin yargıcıyım. Ben şimdi kanı beş kuruş etmeyen veya eden etmeyen bilmiyorum. Her insanın ismini yayınımda geçirecek kadar böyle umurumda değil. Sikimde hiç değil. Arkadaşlar bayan diyorsunuz da yorumlarda. Öncelikle kendi namussuzluklarınıza bakın. Bu karşımda duran Merve bayan değil, kadındır öncelikle. Böyle insanların değerini bilin. Bayan diyenler gidip götünü versin. Herkes de ayrımcılık kursun. Şimdi benim TikTok'taki yayınlarımın en büyük sebebi küfürdür. Dediğim gibi. Sikimin keyfine göre yayın açıyorum. Ben böyle yetiştim. Bak, bir özür diliyorum. Özür diliyorum. Güzel kardeşim, özür diliyorum. Bak, özür diledim. Ben böyle seviyorum. Hani... Tamam. Ben insanlara göre veya insanlar bana hediye atsın, insanlar lütfen hepiniz beni izler misiniz diyerek yayın yapmadığım için küfür atayım. Şimdi beni yayınına alan adam da insan, kadın, benim küfür attığımı biliyor. Ben sana dedim sikerim, onların yaptığı öyle işi, sana küfür atmadım. Oğlum Merve, ben seni tanımıyorum, nasıl sana küfür atayım güzel kardeşim?
Tamam. Şimdi insanlar da benden konuşma bekliyor burada. Şöyle şimdi ölen midir değil midir? Ölen midir de. Şimdi sen dedin ya, Sami küfür attın kaçtın. Bir kere küfür atan hiç tanımadığı bir insana merhaba ananızı sikeyim diye küfür atamaz. Yani işte sonuçta bir yayına katılıyorsun. Merhaba falan filan diye ilerler. Her neyse ben sana şunu anlatayım. Ben merhaba da dedim. Sikim sonu kendi yayınıma da devam ettim. Sen şey yap. Sen konuş, ben çişimi yedim geleyim. Sen konuş, seni dinliyorum. Yok, kulağım sen, senden. Sen dinlemeyeceksen gerek yok yani, git gel. Hayır hayır, tuvaletin kapısını açık tutuyorum. Çişimi yedeceğim, sen konuş, seni dinleyeyim. Yok sen git gel, ben anlatırım. Tamam sen konuş yine. Ben çişimi yedim. Bizim mutfağa bak, mutfağa bak. Şimdi öncelikle onun çok da ilgilendiren bir konuyu anlatmayayım da. Şimdi ben de Sinopluyum, ben de Karadenizliyim yani. Hiçbir zaman Kürt-Türk ayrımı yapmadım. Yani Türklerdense Kürtleri daima çok sevmişimdir. Hayatımdaki çoğu insan da zaten Kürt kısmındadır. Yani seviyorum, güzel insanlar. Ama... Geliyor. Bekleyin, onu bekle. Hani... Sırf yalan olmasın diye kapıyı şimdi, açık bıraktım. Ben seni dinledim. Sen de beni dinle. Bak insanlar bunu... Merve'cim nasılsın? Keyfi nasıl canım benim? Bak sus bir, ben de anlatacağım. Beni Merve nasılsın? Nasılsın? Önce onu bir soralım. Ben iyiyim. Daha iyiyim. Mutluyum. Merve'cim şu an yayınında kaç kişi var? Şu an mı? 833 kişi. Tamam. Şimdi insanlara bir söz ver. De ki arkadaşlar, ben Semih'le tartışmaya... Şerefim ve namusum, haysiyetim üzerine yemin ederim ki prim yapmak için yapmıyorum. Der misin bize? Şimdi ailem üstüne yemin etmeyeceğim tabii ki de bu konuda senin için. Hayır, şerefin, namusun, haysiyetin üzerine yemin et. Ailem üzerine etme. Yemin ederim ki seninle prim için yapmadım. Şimdi ben az önce sustum, hı hı dedim, senin dedim. Sen de öyle yaparsan çok mutlu edersin beni. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yayını açtım. Bir kişi geldi dedi ki Onur Selmi yayın yapar. Peki bir şey ekleyeceğim. Özür dileyeyim. Özür dileyeyim. Sana konuşmayı bırakacağım. Diyarbakır erkeklerine etek giydirmişler demişsin. Doğru mu? Hayır, öyle bir şey demedim. Eğer öyle bir şey demişsen senin ananı sikeyim. Eğer dememişsen de senin ellerinden öpüyorum. Bak şimdi. Demediğim için kafam rahat ama böyle küfürleri etme. Ben hayır hayır bak, dememişsen ellerinden öpüyorum. Bak dememişsen ellerinden öpüyorum dedim. Bak yanlış bir şey kullanmadım, tamam, lütfen. Her neyse ben konuyu anlatayım sana. Sonra dediler ki Semih taş yürekle yap. Ben dedim ki arkadaşlar siz isterseniz olur. Gidin yayına deyin ki beni almasını söyleyin. Tamam dediler. Ben yayını iki kere kapattım açtım. Hala bunu ısrarla istediler. Tamam dedim, alsın. Ben sana geldim, sana anlatıyorum olayı, diyorum ki hani insanlar istedi. Ben söyledim diyorum. Sen diyorsun ki ya işte bilmem ne yapayım insanları falan filan, tak kapattın. Anladın mı? Bana ne oğlum, ben sana küfür atmadıktan sonra sen bana laf söyleyemezsin ki. İhanet yapıyorsun sen. Mesela ben şu an tamam senin yayıncıların küfür seviyor diye ben küfür etmiyorum mesela. Ya da senin konuşma tarzın. Ben ediyorum amına koyayım, benim farkım odur. Bak işte senin tarzın bu, senin konuşma tarzın bu, tamam bir şey demiyorum buna. Ama sen yayına beni alıyorsun, kalkıp hani ne yapıyorsun, nasılsın, daha beni bilmeden tanımadan kalkıyorsun işte küfür ediyorsun. Ya bak sikerim tanımayı, ben sana küfür atmam, sana etmeyeceğim de, sana yarın da etmem, bugün de etmeyeceğim. Benim sana küfür atabileceğim bir durum yok. Çünkü ne, sen bizim kardeşimizsin. Ya sen burada yayıncısın. Burada şerefinle, namusunla, haysiyetinle, diğer insanlar orospulukla, onunla bununla para kazanırken sen burada efendiliğinle bak ne güzel oturmuş yayın yapıyorsun. Ben şimdi öncelikle bu hareket, özür dilerim bir saniye. Seni öncelikle bu duruşundan dolayı çok tebrik ediyorum. Güzel kardeşim. İnsanlar diyecek ki öyle ya da böyle konuşacaklar. Ben de şimdi Merve kardeşim. Ben şimdi sana asla küfür atmadım. Yanındaki senin yanında namussuzluk yapıp aynı küfürleri etmişse o onun namussuzluğu olsun. Onun da belki bir gün düzelmesi dileğiyle. Ama biz... Yok, onlar durduk yere